İstanbul Esenyurt'tan bir haberle devam edeceğiz. Düğüne gitmek için bekliyordu gelin ve damat. Hayatlarının en büyük kabusunu yaşadılar. Gelini almaya giden konvoya ateş açıldı çünkü. Ve ortalık karıştı. Düğün iptal oldu tabii. Gelin ve damatsa günü düğün salonu yerine hastanede noktaladı. En mutlu günümüz hastanede bitti maalesef. Düğün de yapamadık. Abi merkeze ateş ediyor. Polisi çağır. Kim? Toplandık, gelini almaya geldik. Yukarıdan pompalıyla ateş etmeye başladılar. Mihriban ve Kaddafi çiftinin en mutlu günü kabusa döndü. Gelini almak için eve gelen damat konvoyuna ateş açıldı. Halay çekip eğlenen kalabalık bir anda kurşun yağmuruna tutuldu. Bak, saçmaları görüyorsunuz. Hep saçmalar arabaya geldi. Valla gelin durumu çok kötü. Yani psikolojisi oldukça kötü. Ne konuşabiliyor, ne muhabbet edebildik. Konvoy gelini almak için Esenyurt'taki işte bu sokağa geldi. Gelin bu apartmanın en üst katında oturuyordu. Herkes neşe içinde gelini aşağı indirmeye çalışırken işte o sırada konvoya yukarıdan ateş edilmeye başlandı. Beşinci kattan direktmen milletin üzerine 18 ateş ettiler. Eğlence bir anda kabusa döndü. Halay çeken konvoydan bu kez çığlık sesleri yükseldi. Gelinin kardeşi ve 3 dayısı yaralıydı. Ya aşağı yukarı bir 10 dakika sürdü yani bu. Yani biz onun silahını eline alana kadar 18 silah sıktı bizim. Gelinin çıkacağı bina işte burasıydı. Kurşunlar da hemen yanındaki bu apartmanın en üst katından aşağı yatılıyordu. Üstelik sokak kalabalıktı. Yaklaşık 200 kişi gelini apartmandan çıkartabilmek için buraya gelmişti. Hemen konvoydakilerden birkaç kişi apartmana yöneldi. Zanlı daha fazla kurşun sıkmadan onu etkisiz hale getirdi. Çift cumartesi akşamı kına gecesini yapmıştı. O mutlu anları böyle kayda geçti ama düğünlerini yapmak kısmet olmadı. Bu fotoğraf o kabus gününün anısı olarak kaldı. Gelin ve damat hala şokta. Yeğenime gittim, sarıldım. Bitmiş psikolojim. Artık kafayı oynatmış. En mutlu gününde nasıl böyle bir şey olur? Konvoya ateş açan zanlı ise gözaltında. İddia o ki akıl sağlığı yerinde değil. Polisin soruşturması devam ediyor.